Emin değilim Dipper. Pasifika'yı yenmek istiyorum ama bu sence de hile sayılmaz mı? Pasifika zengin, Mabel hayatı hile üzerine kurulu. Teşekkür ederim. 18 deliğin insanları. Bu gece bir mini golf oyunu oynanacak. Ve kazanmama kim daha çok yardım ederse bu çıkartmayı o alacak. O çıkartmayı biz alacağız. Bu lale çobanları değil. Derinlik algısı olmayan ve küpe takan bir adamın bana hakaret etmesine izin vermem. Unutmayın, bana yardım ettiğiniz sürece kavga da yok. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir günlük 4 videosuyla beraberiz. Çünkü bundan önce de günlükler hakkında video yapmıştım. Ve bu da aslında bir nevi yeni bir günlük hakkında video. Esrarengiz kasabanın derinliklerine inmek ve onun hakkında bu kadar fazla içerik çıkartmak bayağı hoşuma gidiyor. Bugünkü videonun konusu dizide neden günlük 4 hiç olmadı, neden olmadı bunu size anlatmaya çalışacağım. Videoyu geçmeden önce videoyu beğenmek için hemen like atabilirsiniz. Daha fazla bu tarz videonun gelmesini istiyorsanız da kanala abone olup zil tuşuna tıklarsanız yeni gelecek videolara hemen erişebilirsiniz. Eğer herhangi bir düşünceniz varsa videonun sonuna yazabilirsiniz ve tabii ki 3. kanalımız olan film ve dizi uzmanını da takip etmek ve abone olmak isterseniz alt kısımda linki bulunmakta, ona da gidebilirsiniz. Ve tabii ki benim takip sayımı yükseltmek isterseniz linki açıklama kısmında, Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Bilmeyenleriniz için direktmen söyleyeyim, ramazan.4. olması gerekiyor. Aksuydu galiba. Aynen bunu yazarak Instagram'da beni takip edebilirsiniz ve tekrardan söylüyorum. Her neyse, umarım videoyu çok beğenirsiniz. Çünkü ben hazırlarken çok eğleniyorum. İsterseniz videoya geçelim. Arkanıza yaslanın çünkü video çok güzel olacak. Şimdilik iyi seyirler. Hadi başlayalım. Vay canına, burası çok korkutucu. Hey korkma kardeşim, nereye gidersek gidelim birlikte gideceğiz. Adımızı yazmayı unutma, bizim olduğumuzu bilsinler. Öncelikle konuya girmeden önce kısaca şuna değinelim. Günlük 1, 2 ve 3 kesinlikle çok güzeller. Fakat elimizde sadece günlük 3 bulunmakta. Günlük 3 Special Edition elimizde bulunmamakta. Bunun sebebi zaten 10.000 tane baskısının olması. Herkes isterdi ki günlük 3 Special Edition elimizde bulunsun. Fakat öyle bir imkan maalesef yok. Bunun yanı sıra günlük 1 ve 2 satışa da çıkmadığı için insanlarda bir hayal kırıklığı var. Ama muhtemel senaryoda kesinlikle herhalde Esrarengiz Kasaba'nın bir sezonu daha gelirse günlük 1 ve 2 muhtemelen o zaman satışa çıkacak. Ve bunu zaten daha önceki videolarda anlattım ve eğer onları da merak ediyorsanız diğer videolarıma bakabilirsiniz. Şimdi hemen konumuza geçelim. Günlük 4 neden dizide olmadı? Bunun en mantıklı sebebi zaten günlüklerden tam 3 tane bulunması. Bunun yanı sıra bize tabii ki günlük 3 Special Edition'ı da vermeleri. Tekrardan söylemekten sıkılıyorum fakat videolarda da konu edindiği gibi anlatmaya çalışıyorum. Günlük 4 şu anda konumuz içerisinde kesinlikle hiçbir zaman olacak gibi görünmüyor. Çünkü eğer bilmeyenleriniz vardır, günlük 4'ü sadece ve sadece Lost Legends kitabında gördük. Bunu da nasıl diye soranlarınız olabilir. Bunun en mantıklı cevabı Shmeblak'ın hikayeleri anlattığı sıra arkada duran, şu anda da gördüğünüz gibi günlük 4. Fakat birçok hayran bunun Alex Urch'un sadece insanları böyle biraz da olsun mutlu etme amacıyla koyduğunu düşünmekte. Ve benim mantıklı cevabım o günlük oraya bir sebepten koyulmuştur. Ve dizinin herhangi bir sezonu geldiğinde, yani 3. sezon bir gün geldiğinde onun da önemli bir yere sahip olacağını düşünüyorum. Veya sadece bir easter egg de olabilir. Yani bir cameo, öylesine hayranları mutlu etmek için de konulmuş olabilir. Bir diğer konu ise yine Lost Legends'ın hikayelerinde yer alan bir hikayede Mabel'ın Dipper'a verdiği günlük. Bu günlük çam ağaçlı günlük ve benim kafamda herhalde 3. sezon gelirse kesinlikle bu günlüğünde olacağını gösteren en büyük işaretlerden biri. Bunun en mantıklı cevabı kısaca bu. Herhalde bu günlük bir gün gelirse Dipper'ın çam ağaçlı günlüğü olacak diye tahmin ediyorum. Çünkü birçok ayranda bunu dile getiriyor. Dediğim gibi eğer 3. sezon bir gün gelirse Dipper'ın bu çam ağaçlı günlüğü kesinlikle olacağına inanıyorum. Çünkü biz Dipper'ı zaten
Diziden izlediğimiz kadarıyla Stanford'ın 1, 2 ve 3 numaralı günlüğünü çok sevdiğini biliyoruz. Kaldı ki 1 ve 2 sezon boyunca da günlük 3 hep Dipper'ın yanında bulunmuştu. Neredeyse her bölümde hep yanındaydı. Daha sonra her ne kadar günlüklerin yandığını ve kitaptan da öğrendiğimiz kadarıyla günlüklerin hiçbir şey olmadığını ve dipsiz kuyuya Ford'un attığını öğrensek de Dipper'ın 4. günlüğü zaten çam ağaçlı günlük olarak Mabel ona vermişti. Yani kısaca bu konuda böyle. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanala abone olup bildirimleri açarsanız yeni gelecek videoları anında izleyebilirsiniz. 3. kanalımız olan film ve dizi uzmanı kanalında da abone olarak bize destek olabilirsiniz. Ve aynı zamanda düşünceniz varsa videonun altına da yazmayı unutmayın. Ve bu tarz videoları beğeniyorsanız dediğim gibi göstermek için de like da atabilirsiniz. Her neyse beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Linki açıklama kısmında, oraya bakmayı unutmayın. Kesinlikle birçok link var. Bir zahmet oraya da bakın yani. Beni de Instagram'dan takip ederseniz çok mutlu olurum. Her neyse başka videolarda görüşmek üzere. Şimdilik evde kalın, sağlıklı kalın, hoşça kalın, bay bay. Getirdiğiniz için sağ olun ya da her neyse. Ve Mabel, bunu söylediğime inanamıyorum ama ben çok eğlendim. Ve hizmetçine söyle, çift V yakasına bayıldım. Evet. Yani artık aranız düzeldi mi? Sanırım bir ilerleme kaydettik. Unutulmaması gereken şey şu ki sonuçta o da bizim gibi sıradan bir çocuk işte. Tebrikler Pasifika. O taco için para almalıydın. Aynı fikirdeyim. Baksana, o sürpriz takolardan başka var mı? Stanley arabası. Şimdi gülebilirsiniz devler ama sıra Franz'a da gelecek. Franz sizi... Oh.